Peki aileden sürgüne giden 150 kişi var dedi. Bugün ailenin mevcudu ne kadar? Kaç kişi var şu anda aileden? Şimdi aile geliş aile. Nedir aile? Şehzade olarak 25 kişi var. Sultan olarak da 14 var. Şey işte ama sultanların çocukları var. Onlar zannedersem belki 40 kişi kadar. Mesela benim bir kızım var. Ayşe Gülnev. Onun 5 çocuğu var. Şimdi erkekler sultanzade deniliyor. Kız da hanım sultan deniliyor. Onları sayarsak bir 50-60 kişi daha var. Evet. Toplam 272 kişi galiba, değil mi aileden kalan? Peki şunu merak, şimdi ailenin burada bizim tanıdığımız fertleri, özellikle mesela Nesihat Sultan gibi önemli aile büyükleri, ki Nesihat Sultan sarayda doğanların neslinin bitmesiyle beraber artık bir hanedan değil bir aile olduklarını hep söylerdi. Vallahi benim annem babam buna katılmazlar. Katılmazlar mı? Hayır. Yani hanedan burada doğdu, burada doğdu diye bakılmaz diyorsun. Bakılmazdı yani. Şeyi merak ediyorum ben şimdi. Yani büyükleri dediniz de o Nesihat en küçüklerinden biriydi. Evet, hayır. Sarayda doğan son kişi. Evet, işte onun için mesela benim ebeveynim nesli için O küçüktü. Evet, onlar için küçük. Evet. Onların en küçüğü. Evet. Sizlerin en büyüğünüz. Evet, evet. Sarayda doğan da son nesil. Evet. Şunu merak ediyorum. Hep böyle sizin sanki ailenin, hanedanın, Osmanlıların şeyle Cumhuriyet'e büyük bir derdi varmış gibi, Cumhuriyet düşmanıymış gibi gösterildiğiniz zaman zaman. Evet. Nesihat Sultan ise bunun böyle olmadığını söylerdi. Siz mesela Cumhuriyet'le ilgili ne düşündünüz hep veya Cumhuriyet'i kuranlarla ilgili, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere? Evet. Vallahi ben Mustafa Kemal deyince bütün dünya bilir ki süper bir komandandı. Yani askeri kabiliyetli ve devlet adamı olarak da iyiydi ama sonuçta bir demokrasi kurulmadı. Yani seçimler olmadı. Ama her ülkenin demokrasi konsepti de değişik. Yani bazen bir ülkeye uyan bir şey başka ülkeye uymaz. Mesela Amerika'ya çok gittim. Kanada'da çalıştım bile birkaç ay. Yani Kanada bir kraliyet, Amerika bir cumhuriyet. Farkı ben görüyorum. Bilmem herkes görüyor mu? Ama bir fark var. Yani bugün kraliyet olan ülkelerde bence en iyi demokrasilerden bazıları. Evet. Özellikle İngiltere mesela iyi bir demokrasi. Bilmem Danimarka, İsveç, Norveç, Belçika, Hollanda. Kraliyet olmak demokrasi engel değil. Demokratik olmak kraliyet olması engel değil. Hiçbir birbirine engel değil. O ulusların kendi seçimi, kendi yaklaşımı. Evet, ben öyle düşünüyorum. Yani bu ülke için kraliyet iyi veya cumhuriyet iyi demek olabilir. Herkes Çin için cumhuriyet, Japon için kraliyet iyi. Evet. Ya da hangisi daha demokratik tartışmalı. Evet. Ailenin kadınlarına, sultanlara sürgünden bir süre sonra, çok kısa olmayan bir süre sonra af çıktı ve onlar ülkeye dönebildiler. Evet. Ve mallarına, mülklerine de kendilerine verildi. Gerisi için niye o kadar beklendi veya bu nasıl bir duygu uyandırdı sizde erkeklerin bunun dışına tutulması? Hanımlar 52'de döndüler. 52'de. Evet, evet. O zaman bir defa sürgüne gittikleri zaman zannedersem 42 tane sultan vardı. Ve 37 şehzade vardı. Ama işte 52'de sultanların, hayatta olan sultanların büyük çoğunluğu geldiler. Evet. Ve belki onların yarısı burada kaldılar. Mesela Atiye, büyük halam Atiye Sultan burada kaldı ama ablaları Rukiye kalmadı. Yani
kalan oldu. Çünkü o bir Ürdün Büyükelçisi'nin de evliydi. Şerif Abdülmecit Haydar. Son Mekke Şerif'in oğluydu. Yani annem mesela gelemezdi. Çünkü kocası gelemiyor, oğlu gelemiyor. Onun için gelmezdi. Evet. Sizin gelmeniz 70'lerde ancak mümkün oldu galiba, değil mi? Evet, 73'te. 74'te. Evet. Ne hissettiniz bu serbest bırakılınca? Tabii çok mutlu oldum. Yani geldim ve burada yerleşmeyi düşündüm. Ama yerleşmedim de baktım benim artık fazla çalışmıştım orada belki ve benim sözüm geçiyordu. Baktım burada bir finance director bunu yasak derse genel müdür hayır sen sus otur diyemez orada. Evet, burada diyebiliyor. Evet. O yüzden mesleki olarak dışarıda kalmayı tercih ettiniz. Evet. Şimdi tartışılan konudan bir tanesi şudur Türkiye'de Osmanlı Hanedanı'nın gitmesinden sonra. Cumhuriyet'in kurulmasının ardından Vahdettin son padişah hain miydi değil miydi? Siz Vahdettin'i nasıl... Ya bu iş mesela Vahdettin daha farklı davransaydı Osmanlı Hanedanı'nın durumu farklı olabilir miydi? Vahdettin'e nasıl bakarsınız siz? Vallahi ben tabii ki tanımadım kendisini ama annemle babam iyi bakmazlardı. İyi bakmazlardı. Hayır, yani derlerdi ki gitmemeliydi. Mesela diyelim Sultan Reşat tahtta olsaydı o oturur namazını kılar gitmezdi bence. Avrupa'ya gitmezdi Sultan Reşat. Peki iyi bir padişah mıydı mesela? Bu hain olma iddiaları, bazılarının hain olarak görmesi, bazılarının ise... Yok, kesinlikle hain değil. Niçin hain olsun ki? Yani ihanet etmesi en çok kendisine zarar verecek diğerlerinden fazla. Onun için hain olmanın bir amacı yok yani. Ama kabiliyetli değildi bence. Hangi anlamda? Yani nasıl kabiliyeti değildi? Kabiliyeti, devlet yönetme kabiliyeti mi? Evet, yoktu? Evet. Ama şimdi Sultan Abdülmecid'in o kadar çok oğlu oldu ki. 40 küsur galiba. Ve en küçüğüydü Vahdettin. Şimdi en küçüğüyse bizim sistemimiz maalesef bizim en yaşlı olan kişiye padişahlık geçiyordu. Onun için yani bu genç çocuk günün birinde padişah olacağını hiç düşünemez. Aklına bile getirmemişti. Evet. Onun için gün gelince hazırlıklı olmuyorlar. Halbuki yani Avrupa babadan oğula sistemlerde o zaman birisi mesela Prens Charles biliyordu ki anası ölünce kral olacak. Yani belkisi yok. Eğitimi ona göre, öğrenimi ona göre, evet. Tecrübesi ona göre. Evet. Halbuki bizde öyle değil ki kim en uzun yaşarsa o padişah oluyor. Ve tabii eskiden makul olabilir de birkaç yüz sene önce. Çünkü işte 50 yaşında, 60 yaşında ölüyorlardı. Ama şimdi bu sistem makul bir sistem değil. Ben mesela uzun zamandır emekliyim. Yani insan bir yaştan sonra emekli oluyor. Gidip de bir devlet idaresi etmek çok zor insan. Yani bugün hanedan olsaydı siz büyük ihtimalle şu anda başında olacaktınız. Ben 83 yaşındayım. Şimdi 83 yaşında genellikle herkes emekli oluyor. Emekli olur. Yani gidip de yeni bir işin başına geçmiyor. Yani bence başka bir sistem olmalı. Kafamda bir şey var tabii ama yani hanedanın bir şeysi olmalı. Bir şurası olmalı ve onlar şu olsun bu olsun diyebilmeliydi o zaman. Seçilmeli. Yoksa
eskiden çok güzeldi. Osman Gazi'den ta birinci Ahmet'e kadar babadan oğuldaydı. Ve ama orada da şey padişah vardı. Olan 20 yaşında, en fazla 30 yaşlarında ve dinamik, aklı başında. Ama onları kardeşlerini öldürüyorlardı. Evet. Öyle bir şey vardı. Ayrı, ama kabiliyetliydiler. Evet. Yetenekliydiler, kabiliyetliydiler. Evet. Daha liyakatliydiler. Evet. Son dönemde en büyük kim sona geliyor? Hazır mı, değil mi? Yaşı uygun mu, değil mi? Belli değildi. Evet. Bir ailede herkes kabiliyetli olamaz. Değil mi? Yani mümkün değil. Kim hiçbir ailede öyle bir şey yok. Her çocuk aynı değil. Hepsi kabiliyetli değil.